Efendim NTV'de NTV'ye sorun zamanı. Sorularınız önümde. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu stüdyomuzda tam karşımda. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tansiyonla ilgili bir soruyla başlayalım mı? Başlayalım. Bir besin sormuş izleyicimiz. Tansiyonu dengelemek için bir besin var mı? Yani bir besin ne kadar potasyum zengini ise, ne kadar magnezyum, kalsiyum zengini ise tansiyonu dengelemede o kadar çok işe yarar. Potasyum zengini deyince akla hemen muzun gelmesi lazım. Az biraz portakalın ve diğer turunçgillerin gelmesi lazım. Magnezyum zengini besinler deyince bakliyatın gelmesi lazım. Kuru yemişlerin, özellikle cevizin gelmesi lazım. Kalsiyum zengini besin deyince de badem, süt ürünlerinin gelmesi lazım, yoğurdun öncelikle. Bir de birden yükselen tansiyonlarda kullandığımız, daha doğrusu konuştuğumuz diyelim, geçici doktora kadar olan süreyi kazanmak için hafif tansiyon oynamalarında meyve suları var veya sebze suları. Örneğin pancar suyu, örneğin limon suyu, örneğin domates suyu, örneğin nar suyu, bu dörtlü tansiyonu geçici de olsa kısa süreli bir rahatlama sağlayabilir. Şimdi tansiyonla ilgili soruyu yanıtlarken bakliyat dediniz. İkinci sorumuz da bakliyatla ilgili. İzleyicimiz soruyor, kuru fasulye mi, nohut mu daha sağlıklı diye. Birinciliği kuru fasulyeye vermek lazım. Nohutun biraz nişastası fazla. Nişastası fazla olduğu için glisemik yükü biraz fazla. Zaten nişastası fazla olduğu için nohutu biraz daha çok seviyoruz. Hatta evet. Kavrulmuş nohutu, kavrulmuş fasulyeyi yiyemiyoruz sert olduğu için. Ama nişastası zengin olduğu için yumuşak. Özellikle Çorum leblebisi onun için çok meşhur hale geliyor ama nişasta zengini. Yalnız bir nüans söyleyelim, özellikle nohut yiyecekseniz filizlendirip yiyin. Yani sadece bir gün önceden suya yatırmayın, iki gün önceden suya yatırın. Bir kavanoza koyun, sonra süzün, ıslatın, süzün, ıslatın, filizlendirin. Çünkü filizlendirince nohutun antioksidan kapasitesi 4 kat yükseliyor. Nişasta oranı azalıyor mu nişasta peki? Nişasta oranı maalesef siz uzattıkça artar. Öyle mi? Pişirme süresi arttıkça. Sert nişasta bekledikçe yumuşar ve daha çok emilir. Sindirilebilir nişasta haline dönüşüyor. Pişirildikçe yumuşar, sindirilebilir nişasta haline dönüşüyor. Onun için fasulyenin 2-3 gün beklemişi, nohutun 2-3 gün beklemişi çok lezzetli hale gelir ama biraz daha kilojenik hale gelir. Evet, kilojenik hale gelir. Nohutu neden sevdiğimizde nişastaymış sebebi. Evet. Şimdi öğrenmiş oldum. Pilavla da ne kadar yakıştırıyoruz ikisi bir arada. Daha fazla kilojenik nişasta oluyor muhtemelen değil kötü mi? Kötü bir evlilik, nişastalı evet. Bir evlilik. Nohutu etle yiyin, pilavı da etle yiyin ki proteini evlendirir. Dengelemiş olalım. Peki. Günde 5 litre su içiyormuş izleyicimiz Şafak'tan Erdoğan. Çok su içmek şeker hastalığı belirtisi midir diye korkup sormuş bize. Yani günde 5 litre su içilmez. Bir kere onu bıraksın. O muhtemelen kompulsif su içme. Yani içtikçe daha çok içmeye başlarsınız. İçtikçe daha çok tuvalete gidersiniz. Daha çok su kaybeder. Daha çok yerine koyarsınız. Bu birbirini kartopu gibi büyütür. Bu iyi bir iş değil ama çok su içmek durup dururken 3 gün, 5 gün, 10 gündür başlamışsa ele ele birdenbire hem çok su içmek isteği ağız kuruluğuyla birlikte ve aynı zamanda çok tuvalete gidip gelme sıklığı artışıyla birlikte ise evet bir tip 2 veya tip 1 diyabet işareti olabilir. Bir ipucu veriyor olabilir diyabet. Peki o simitle ilgili bir soru, kahvaltıda simit yemek kilo aldırır mı demiş Duygu Tezkan. Simit bizim yoğurt gibi dünya mutfaklarının hediyemiz. O nedenle ben simite çok fazla laf edilmesine taraftar değilim. Bir simitin kilo aldıracağı doğru. Simit bir nişasta yüklü, bir un mamulatı. Ama makul yerseniz, simidi yine diğer nişastalarda olduğu gibi proteinle evlendirirseniz, yani peynirle birlikte yerseniz, dörtte bir simit kahvaltıda yenebilir efendim. Bir oran kalmış aklımda. Bir simit dört dilim ekmek diye doğru mu? Dört dilim değil ama iki dilimden biraz fazla. Fazla mı? Dört dilim fazla. Peki. Düzenli spor yapan biri haftada kaç kez balık tüketmeli? Yani düzenli spor yapmayan biri de haftada ortalama en az 2-3 kez balık tüketmeli. Hele bu dönem tam bir balık mevsimi. Ama balığın mevsimi yok. Balığı her zaman tüketmeliyiz. Balığın her türlüsünü tüketmeliyiz. Dondurulmuş balık, taze balık ayrımı yapmamalıyız. Dondurulmuş balık da taze balık kadar güvenlidir. Dondurulmuş konserve ayrımı yapmamalıyız. Konserve balık da eğer doğru dürüst üretilmişse güvenlidir. Dikkat etmemiz gereken şey şu. Hangi balığı tüketiyoruz? Tükettiğimiz balık güvenli mi? Tükettiğimiz balıkların çoğu güvenli değil. Bir de çok önemli bir şey burada ilk size söyleyeyim, yakında kaleme alacağım. Çok tüketilmeye başlandı bizde somon.
yabancı ülkelerden ithal ediliyor. Ama bilelim ki o somonların hemen hemen tamamına yakını çiftlik somonu. Ve son bir araştırma, biraz önce sizinle de paylaştım yayını. Ciddi ölçüde civa olduğunu gösteriyor somonlarda. Somon sever hale gelen, omega 3 alayım diye daha çok somon tüketmeye çalışan tüketiciler lütfen aldıkları kaynaklarda bunun yabani somon mu, çiftlik somonu mu olduğunu öğrenip kullansınlar. Somonun kaynağı önemli. Evet. Peki sarımsak sorusu, fazlası zararlı mıdır demiş Selim Özcan. Fazlası nedir ki, nasıl? Yani fazlası, evet, dediğiniz gibi ne kadar fazlası bilmiyoruz ama sarımsak bir mucize. Bir içinde alisin dediğimiz bir özel sülfürlü madde var. Bu alisin dediğimiz madde bir antibiyotik, bir bağışıklık güçlendirici, bir kanser savaşçısı, bir damar koruyucu, yaramadığı yer yok işe. Onun için besinlerinize olabildiği kadar sarımsak koyun. Sarımsağın akrabaları soğanla pırasayı da unutmayın. Sarımsak yemediğiniz gün biraz daha soğan, biraz daha pırasa tüketmeye gayret edin. Sarımsak unu diye bir şey duyuyorum son zamanlarda. Olur. Kurutulmuş sarımsaktan un olur ama o undan ne kadar sağlık olur onu bilmiyorum. Sarımsağı da taze, bir tazeyken tüketmek. İki, diş sarımsağı da o tazeliğini korur biliyorsunuz. Haşlayarak, pişirerek, olduğu gibi ezerek, bütün yutarak nasıl istiyorsanız, yalnız sarımsağın kokusu çıkmaz. Nefesinizden ertesi gün hissedilir. Dikkat edin. Bunun da böyle bir etkisi, evet, var. Probiyotik destekleri ne kadar süreyle alınmalı? Bir ay yeterli mi? Yetmez. Yine bir örnekle verelim. Örneğin diyelim ki biz bir göçmen grubu alıyoruz. Bulgaristan'daki Türk vatandaşları geldi, Bursa'ya yerleşecekler. İşlerini güçlerini kurana, ev yapana, dükkanlarını açana kadar zaman lazım. Probiyotik bakteriler de göçmen bakterilerdir. Bizim dışarıdan aldığımız, gelsin benim bağırsama yerleşsin, benim bağışıklığımı korusun, alerjiyi engellesin, benim güçlenmeme yardımcı olsun. O zaman onlara fırsat vereceksiniz. Bunların bazıları marangoz, bazıları terzi, bazıları kunduracı, bazıları ahçı. Hepsinin işini gücünü kurması için ortalama 3 ay kullanmanız lazım. 3 aydan fazla uzatmayın. Başka bir grup işçiyi çağırın. Başka bir grup probiyotiği kullanın. Yeni işçilere şans verin. Evet. Yeni göçmenler. Yeni göçmenlere. Saç dökülmesini önlemek için hangi takviyeleri alalım demiş Aynur Nalbantoğlu. Ezbere almayın. Ezbere almayın ama hani saç dökülmesine yol açabilen biyotin eksikliğidir. Daha önce saymıştık. Demir eksikliğidir, çinko eksikliğidir, hadi biraz D vitamini, B12 eksikliğidir, kolajen takviyesi eksikliğidir. Bunları yerine koymak için haplar var. Özellikle bunların hepsinin olduğu çok güzel bir hap piyasada satılıyor. Fiyat da makul, kullanabilirler. Yani içine biyotin olan, çinko olan, selenyum olan, B12 olan, dexpantene olan desteklerden faydalanabilirler. Peki bir yumurta sorusu efendim. Buyurun. Çiğ yumurta mı, pişmiş yumurta mı? Kesinlikle daha pişmiş yumurta daha güvenli. Çiğ yumurta güvenli değil. Şimdi yumurtada her zaman salmonella tehdidi var. Yumurtanın kabuğunun temiz olmasına dikkat etmek lazım. Yumurtayı çok suda tutmamak lazım. O küçük gözeneklerden mikrobunun içeriye girme ihtimali var. Ama pişirdiğiniz zaman, özellikle ciddi pişirdiğiniz zaman bu problemi halledersiniz. Ama çok pişirdiğiniz yumurtayı, kestiğiniz dop yumurtayı, sarıyla beyazın birleştiği ya da yeşil halka gördüğünüz o yumurtanın proteinin canına okudunuz demektir. İşe yaramaz. O kadar çok değil. Kayısı yumurta, yani yarı pişmiş yumurta en makul yumurtadır. Herhalde haşlamada da o 8 dakikalık falan, evet, bir süreye zannediyorum denk siz daha iyi bilirsiniz. Tahmin ediyorum. Böyle denedim ben. Peki, diyabetle ilgili az önce biraz konuşmuştuk, suyla ilgili olarak söz etmiştiniz. Çocuklarda diyabet belirtileri nasıl ortaya çıkar diyor izleyicimiz. Eğer küçük çocuk yaşı 3, 2, 5, 10, 15 fark etmiyor. Birdenbire veya genç bir arkadaşımız kilo kaybı, iştahsızlık, çok su içmeye başlama, ağız kuruluğu, çok sık idrara gitmeye başlama, dikkat kaybı, okul başarısızlığı gibi işaretler ortaya çıkmışsa bunların bir kan şekeri problemiyle alakalı olabileceğini her ailenin bilmesi lazım. Özellikle anlamsız kilo kaybı, aşırı şekerli gıda tüketimi, açlık atakları ya da iştah kaybı, bunların hepsi önemli. Peki yemeğin üstüne meyve mi kuru yemiş mi seçelim? Yemeğin üstüne hiçbir şey seçmesek en iyisini yaparız ama iyi bir şey seçeceksek hemen meyveye yüklenmeyelim. Kuru yemiş bir iki parça alalım. Nedeni şu, kuru yemiş meyvede yemekte zararlı mı? Hayır, değil. Zararlı olmadığı için zaten salataların üzerine ceviz, salataların üzerine badem ekleyin diyor Osman Hoca. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama yemeğin üstüne humidi gırtlak 100 gram kuru yemiş yenmez, 600 kaloridir 100 gramı. Hadi 3-5 tane yiyebilirsiniz. Peki, vegan beslenme sağlıklı mıdır diye soruyor Ayşenur Tanır. Veganlar beni affetsinler ama katı veganlık sağlıklı değil. Ama katı veganlığın sağlıklı olduğunu iddia edin. Pek çok hekim arkadaşım var. Bir tanesi de Doktor Murat Kınıkoğlu. Kitabı yeni yayınlandı. Vegan beslenme. Tavsiye ederim siz de okuyun. Güzel bir kitap. Peki. Ama ben vegan beslenmeyi kabul etmiyorum.
olabildiği kadar 50'sinden sonra ot sever olun. Et sever değil. Yani aslan olmayı bırakın, kuzu haline dönüşün. Buna katılıyorum. Ama beni yumurtadan, beni yoğurttan, beni balıktan kimse vazgeçiremez. Özellikle de kırmızı etten ziyade yumurta, balık ve yoğurdu saydınız vazgeçilmez diye. Peki, turşu mu turşu suyu mu daha sağlıklı? Tabii ki her şeyin tam gıdası sağlıklı. Turşuyu suyla birlikte tüketmek daha sağlıklı. Ama ayrıca turşu suyu içmenin sağlığa faydası var mı? Var. Var mı? Ne zaman? Var. Var. Bir, iştahınızı azaltır. İki, metabolizmanızı azaltır. Üç, kilo vermenizi kolaylaştırır. Midevidir. Ama bir, tuz bombasıdır. Bir tuz bombasıdır. Tansiyonunuz varsa aman dikkat. Ya da daha hazırlarken tuzu işin içine sokmadan turşu yapmaya çalışın. Aslında bu soruyu turşu sirkeyle mi, limonla mı şekilde sormak, rahmetli Münir Özkul'a adiliğini açlanmak daha güzeldi. Gerçekten. Benim kanaatim sirkedir efendim. Sirkeden yanasın kullanıyorsunuz oyunuzu. Peki, kısa sürede tüketecekseniz limon olabilir. Ama limon uzun süre turşuda olmaz. Peki, bu kadar. Turşu, limon gerçekten de konuşmak bile insanın ağzını sulandırıyor. Evet. Demir hapları ile ilgili bir soru var. Şişmanlatır mı diyor izleyicimiz? Şişmanlatmaz. Asla. Demir hapları, eğer siz demir eksikliğinden dolayı iştahsız kalıp zayıfladıysanız iştahınız geri gelir. Hepsi bu kadar. Hafızayı güçlendirmek için hangi gıdaları tüketmeli? En başa tabii ki omega 3 zengini gıdalar ve en başa da balığı yazmak lazım. Yağlı, soğuk su balıklarını yazmak lazım. Balığın her türlüsü belleğin dostu. Bu kesin. İki, diğer omega 3 zengini bitkisel ürünler, ceviz, semizotu, keten tohumu, hemen bu listeye tabii ki kafadan direkt girmesi lazım. Proteinlerin hepsi beyin dostu ama özellikle kolin zengini proteinler, içinde kolin bulunan proteinler, yani yumurta beyin dostu. Onu da hemen oraya ilave etmemiz lazım. Sebzelerin hepsi, renkli sebzelerin tamamı beyin dostu ama mor, 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 siyah, siyah, siyah. Beyin moru ve siyahı çok seviyor. Morlu, siyahlı ne bulursanız yiyin. Karnı, lahananın morunu, turpun morunu, ne bileyim eriğin siyahını, üzümün siyahını o renklere doğru kaydırırsanız. Yaban mersini dahil bütün bu böğürtlen grubu, yani siyah dutu, diğer böğürtlenlerin hepsini çok sever, beyin çok sever. Ama onların da siyahlarına doğru kaymanızı tavsiye ederim. Başka neyi sever beyin? B12'yi çok sever. Onun için eti, yumurtayı, balığı, süt ürünlerini imal etmemeniz lazım. B12 beynin sütüdür. Son bir sevdiği şey D vitaminidir. Güneşlenerek kazanacaksınız. Peki, hepsini yazdık. Zerdeçal kilo vermede etkili midir? Çok değil, çok değil ama zerdeçal bir sağlık mucizesi, bir ev doktoru ama zayıflayacağım diye zerdeçal alınmaz. Gut hastaları nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli? Gutta esas sorun şu, insan bedeni proteini yıkarken diğer memeli canlılardan farklı olarak ürik asit aşamasında işi iptal ediyor. Ürik asitten fazla yıkamıyor, böbrekle atıyor. Siz eğer fazla ürik asit üretimine yol açacak derece fazla protein yüklenirseniz ya da böbreğinize bir problem nedeniyle ürik asit atmada zorlanırsanız bu bir süre sonra gut hastalığına yol açabilir ama bugün karşılaştığımız gut probleminin temel nedeni bu değil. Temel neden fazla fruktoz tüketimi. Fruktoz, özellikle nişasta bazlı fruktoz, şeker tüketimidir. Bunu kullanamadığı zaman vücut bir kısmını trigliserite çevirirken bir bölümünde ürik asit çevirip gut yapıyor bizi. Peki. Yoğurtla kefirle ilgili bir soru. Gripten korur mu? Grip sezonunda açıldı. Gripten korur ama bütün gripten korunma işini yoğurda kefire ihale edemeyiz. Ama daha fazla yoğurt tüketmek, daha çok kefir kullanmak probiyotik gücü arttıracağı için yoğurt aynı zamanda prebiyotiktir, aynı zamanda protein gücüdür. İşe yarar. Tavsiye ederim. Olabilir. İyi kolesterolü nasıl yükselteceğiz? Birincisi, fazla kilomuz varsa vereceğiz, iyi kolesterol hemen yükselmeye başlar. İkincisi, sigara içiyorsak keseceğiz, kolesterol hemen yükselmeye başlar. Üçüncüsü, trigliserit fazlamız varsa tedavi edeceğiz. Trigliserit iyi kolesterolün üstüne adeta eğer gibi biner, bastırır, düşürür. Ama en önemlisi aktivite, aktivite, aktivite. Özellikle de aerobik aktiviteleri, direnç aktiviteleriyle, yani ağırlık kaldırma çalışmalarıyla beraber yürütürseniz zaman içinde yükselir. Örnek Osman Müftüoğlu, benim 42 idi, şu anda 64 ama 12 senede buraya geldim. Biraz zaman ihtiyaç var. Evet, verdiniz bunun için. Çalışacaksınız. Çalıştınız. Yani iyi kolesterol, kötü kolesterol birden düşebilir ama iyi kolesterol birden yükselmez. Emek ister, çaba ister. Ama yaramazlık yaparsanız birden düşer, dikkat edin. O yüzden sabırla, istikrarla iyi kolesterolle çalışmak gerekiyor. Peki, zencefili nasıl tüketelim? Burcu Ünal soruyor.
Taze de tüketebiliriz, tozunu da tüketebiliriz. Toz zencefil 1/4 çay kaşığı kafi. Bir bardak suda karıştırıp içtiğiniz zaman midevidir. Bulantılarınızı keser, iştahınızı biraz frenler. Ama toz zencefili salataya ekleyebilirsiniz, çorbaya ekleyebilirsiniz, sütlü tatlara ekleyebilirsiniz. Zencefilli tam tavadan kurabiye yapabilirsiniz. Pek çok işe yarar. Taze zencefili ben en çok çay şeklinde tavsiye ediyorum. Yaklaşık olarak bir çay kaşığının ucu kadar zencefil taze taze kesip kaynamış suya atıp 8-10 dakika bekleyip süzüp içerseniz ondan da keyif alırsınız. Son bir önerim daha. Eğer üst solunum yolunuzda enfeksiyon varsa çay kaşığının ucu kadar zencefil, yine çay kaşığı ucu kadar zerdeçal, tatlı kaşığı kadar bal içinde bunu güzel karıştırın ve yavaş yavaş ağzınıza uzun süre bir pastil emer gibi emin. Üst solunum yolunuz için çok keyifli bir sonuç alabilirsiniz. Üst solunum yolu formülünü de aldık. Hemen evet. Devam edelim. Siyez buğdayının faydaları nelerdir? Siyez buğdayı buğday. Ama farkı genetiğiyle oynanmamış buğday. Anadolu topraklarında kalan tek sağlam buğday. Yani ben buğday tüketmeye kararlıyım arkadaş ama buğdaydan daha az zarar görüyorum, görmek istiyorum diyorsanız ekmeğinizi siyez buğdayıyla yapın. Siyez buğdayıyla yapılmış ekmeği tercih edin. Mahsuru ne efendim? Pahalı. Çünkü az olduğu için yok, pahalı. Evet. Az olduğu için pahalı. Evet. Peki diyabetle ilgili bir soru daha. Hiç diyabet olmadan önlemek için ne yapalım diye sormuş. Çok güzel bir soru. Ben soru, evet. Şu anda dünyadaki en önemli problem obezitedir. Obezite de diyabetin orkestra şefidir. Diyabet salgını Türkiye'de önemli bir sorundur. 1980'li yıllarda %3 civarında olan diyabet sıklığı bugün %15'i buldu. 5 kat arttı. Tek neden obezitenin 5 kat artması. Ne kadar kilo sorunuz var o kadar çok diyabet riskiniz var. İlk yapacağınız şey kilo meselesini çözmek. Bu fruktoz belasından uzak durmak ve devleti sıkıştırıp gıda paketlerinin üzerine nişasta bazlı fruktoz içerir gibi bir amblemi koymak zorunda bırakmak. Bunu başaracağız günü gelince. Söyleye. Evet, her programda altını çize başaracağız. Çok umarım ben de inanıyorum. Çok dayı bir tarım bakanımız var. Evet. Çok sağlığa düşkün bir sağlık bakanımız var. Onlar bu şahit çekler diye yürekten inanıyorum. Duyuracağız sesimizi bence İnşallah. De. Peki son soru olsun. Sürekli üşümenin nedeni ne olabilir? İlk aklınıza gelen şey tiroid tembelliği olsun. İkincisi anemi, özellikle de demir eksikliği anemisi olsun. Başka sebepler de olabilir. Magnezyum eksikliği, D vitamini eksikliği, omega eksikliği, B12 eksikliği hepsi üşütür. Ama ilk aklınıza ben durup dururken niye herkesin rahat oturduğu yerde üşüyorum ya da niye ben çok çabuk üşümeye başladım diyorsanız bir demirime bir şey mi oldu? İki tiroidimde tembellik mi var acaba sorularına yanıt aramanız lazım efendim. İlk yapacağınız işler bunlar. Peki. Çok teşekkürler. Ben sorularımız teşekkür bu kadardı. Süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Salı günü tekrar sorularınızı Sayın Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'na soracağım. O yüzden hem NTV'ye sorun Twitter hesabına hem de elektronik posta adresimize yollayabilirsiniz. Görüşmek üzere.